Herkese merhaba. Ben Merve Koyuncu. Bugün aranıza Yıldız Holding'den katılım sağlıyorum. Öncelikle burada olduğunuz için önce sizlere, sonra kariyer.net'e bu buluşmayı sağladığı için çok teşekkür etmek isterim. Kısaca kendimi tanıttıktan sonra şu an içinde bulunduğumuz iş dünyasından ve Yıldız Holding'den örneklerle devam etmek istiyorum. Yaklaşık 5 yıldır Yıldız Holding bünyesinde çalışıyorum. İşveren markası ve öğrenme gelişim süreçlerinden sorumluyum. Dijitalleşme süreciyle birlikte benim de iş yapış şeklim ve önceliklerim oldukça değişti. Hazır dijitalleşme demişken bu alanda neler yapıyoruz? Biraz bunlardan bahsetmek isterim. Şöyle ki Endüstri 4.0, veri bilimi, yapay zekanın her alanda bir ihtiyaç haline gelmeye başladığı bu dönemde bazı mesleklerin kaybolacağı ve yeni yetkinlikler kazanılması gerektiğinin önemli vurgularını çeşitli raporlardan geçtiğimiz 2 sene boyunca zaten okuyoruz ve dinliyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz ortamda iş dünyanın ihtiyaç duyduğu yetkinlikler ve iş gücünde de çok önemli bir dönüşümden bahsediyoruz aslında. Yıldız Holding'in tanıtımına geçmeden önce çok kısaca şundan da bahsetmek isterim. 2020 yılında bir rapor yayınlandı biliyorsunuz ve Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığı bu işin geleceği raporuna göre aslında 133 milyon yeni işin doğmasından 75 milyon işin de güncelliğini kaybetmesinden bahsediliyor. Biz de tam olarak bununla birlikte Yıldız Holding'deki bu dönüşümü nasıl sağlıyoruz? İnsan kaynaklarındaki stratejilerimizi bununla birlikte nasıl dönüştürdük? Çok kısaca bunlardan bahsedip sonrasında sizlere staj ve yeni mezun iş alım programlarımızdan bahsetmek isterim. Bu esnada çok kısaca bir sunum paylaşmak istiyorum sizlerle. Beklettiğim için özür dilerim. Şu an sanıyorum yansıma geldi ekranlara. Şöyle ki ilk olarak Yıldız Holding farklı şirketlerin farklı sektördeki şirketleri bünyesinde bulunduran bir holding yapısı. Burada biraz sonra zaten yansıtacağım bir slaytta tanıdığınız şirketler olacaktır diye tahmin ediyorum. Biz toplamda 71 bin çalışandan oluşuyoruz ve 70 farklı 70'ten fazla farklı pasaporta sahip bir diversity'nin ağırlıklı olarak öne çıktığı bir çalışan kitlesinden bahsetmek doğru olacaktır. Holding yapımızda Pilates Gıda, diğer Perakende, Gözde ve Yıldız Ventures olmak üzere bu başlıklarda şirketlerimizin dağılımlarını görebilirsiniz. Burada tabii ki sizlerin de çok yakından bildiği şirketlerimiz var. Ülker, Godiva, global yapımızdaki Pilates'in çatısı altında olan United Bisküvi ve Demet gibi birçok şirketimiz, markalarımız bu grubun altında oluyor. Bir sonraki slaytında da markalardan bahsetmek isterim. Bunlar da zaten hepimizin çoğunlukla tükettiği markalar. Dediğim gibi Yıldız Holding'in bünyesinde olan şirketlerin ve markalardan bahsediyoruz. 4 farklı kıtada 4 milyar tüketiciye ulaşıyoruz. Bu da ne kadar global bir yapımızın global bir yapımız olduğunun bir vurgusu. Yurt dışında 12 ülkede 21 fabrikaya sahibiz. Şeyden bahsetmiştim programın girişinde. Dijitalleşme süreçlerinde Yıldız Holding'de bizler neler yapıyoruz? Biraz da bunlardan bahsetmek istiyorum. Şöyle ki sunumu tekrardan paylaşacağım ama bir ara vermek istiyorum. Sanıyorum gitti. Şöyle ki dijitalleşme, insan kaynaklarının stratejimizdeki dijital dönüşüm ve insana yatırım stratejilerimizden bahsetmiştim.
Biz bu süreçte dijital dönüşüm tüm seviyelerde paradigma ve yetkinlik değişimi yaratmadan mümkün olamayacağını da göz önünde bulundurarak aslında bir program başlattık. Analitik Akademi adında. Analitik Akademi programı ile sadece bir grup çalışanı değil, aslında bütün çalışanlarımızı, tüm beyaz yaka çalışanlarımızı bu sürecin içerisine dahil ettiğimiz bir 360 derece bir reskilling sürecinden bahsediyoruz aslında. Yetkinlik dijitalleştirme sürecini hedefledik bununla birlikte. Programımız 4 ana koldan oluşuyor. Tüm beyaz yaka iş gücümüzü dediğim gibi kapsadığımız bir programdı. Öncelikle şirketimizde reskilling için kalıcı bir altyapı ve sistem oluşturan bu programla birlikte sürekli yeni çalışanları işte bu imkanları sağlayarak gerçek bir akademi vasfına sahip olmanın yanı sıra iş yapış şekillerimizi sürekli disrupt etmemize yarayan bir çark görevi görmeye başladı aslında. Burada amacımız daha önce bahsettiğim gibi işte işlerimizin yetkinlikleri değişiyor. Yetkinlikler değiştiğinden dolayı da iş yapış şekillerimizi güncellememiz gerektiğiyle ilgiliydi. Dolayısıyla bu noktada biz de veri bilimi, yapay zeka gibi dersleri, kurslarla birlikte bu dersleri çalışanlarımıza aldırarak aslında işlerimizdeki fırsatları, dijitalleşme fırsatlarını görerek bunları dijitalleştirerek nasıl daha future of work modeline dönüştürebiliriz gibi çalışmalarda bulunduk. Sunumumu tekrardan yansıtmak istiyorum. Buraları geçmiştik. Şöyle ki bununla birlikte Yıldız Holding'de Analitik Akademi kapsamında da farklı gelişim programlarımız var. Gördüğünüz gibi katalog dışı eğitimler, katalog eğitimlerimiz, yabancı dil eğitimleri, globalde gerçekleştirilen eğitimler, e-learning çözümleri, Yıldız Akademi'nin dijitaldeki içerisindeki eğitimler, mentorluk koçluk programlarımız, liderlik gelişim programları olmak üzere tüm bu yeni çalışma modellerine uygun olarak düzenlediğimiz eğitim programlarımız bulunmakta. Pandemi ile birlikte dijitalleşme süreci tabii ki bizim şirketimizi de çok hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Biz zaten pandemi öncesinde bunları hazırlıklı olduğumuz için de bazı programları hemen hayata geçirmeye başladık. Bunlardan birkaç tanesini örnek vermek isterim. Aslında daha çok Yıldız Holding'de çalışan deneyimini iyileştirmek ve esenliği artırmak amaçlı hayata geçirdiğimiz uygulamalardı. Uydu dediğimiz yeni nesil çalışma modellerini hayata geçirdiğimiz bir kurgu var. Burada ofisten, satış, saha, uzaktan ve hibrit olmak üzere bazı departmanlar ve pozisyon bazlı bu çalışmaları gerçekleştirdik ve hala kalıcı olarak bu sistem devam etmekte. Tüm bu pandemiyle birlikte aslında evlerimizden ve dijital olarak çalıştığımız bir dünyaya girdiğimizde bu bağlılığı kopartmamak ve takım ruhunu devam ettirmek için de Dijital Koridor nasılsın uygulamalarını hayata geçirdik. Dijital Koridor uygulamasında örnek veriyorum. Sizin aslında departman dışında daha önce ofiste görüp işte selam verdiğiniz veya işte sohbet ettiğiniz herhangi bir farklı bir çalışanla sizi dijital bir ortamda buluşturarak aslında o deneyimi dijital ortamda yaşamanızı sağlayan bir uygulama aslında. Yine aynı şekilde bu süreçte iç iletişim çalışmalarına çok ağırlık verdik. CEO Online gibi programlar düzenledik. Gündemimizdeki süreçlerimizi ve stratejilerimizi çalışanları aslında sürekli update ederek onlara aktardık. Bir de tabii ki hani bu psikolojik olarak bu süreçte de çalışan destek hattını ön plana çıkarttık. Bunlar da bizim Yıldız Holding içerisinde aslında hayata geçirdiğimiz uygulamalar. Şöyle ki genç yetenek programlarını düzenlediğimizi söylemiştim. Özellikle sizin şu an bizi dinleyen kitleyi ilgilendiren kısım aslında bu etapta biraz da burası olacak. JAP Yıldız Holding Genç Yetenek Programımızı biz yaklaşık 11 yıldır devam ettiriyoruz. Bu sene 11.sini düzenleyeceğiz. 11 yıldır aslında hem staj hem de yeni mezun iş alım gerçekleştiriyoruz bu programla ilgili. Şu an hala zaten başvurularımız açık. Kariyer.net üzerinden başvuruları gerçekleştirebilirsiniz. Buradaki bir süreçten bahsetmek isterim sizlere. Şöyle ki aslında Yıldız Ol ve Parla ile yola çıkıyoruz bu sene.
İki programımızın da tasarım afişlerini yansıttım. Çeşitli hesaplarımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan zaten bunları görebilirsiniz. Ek olarak da buradaki detaylardan ve süreçlerden sizlere bahsetmek isterim. CAP Genç Yetenek Programımızı 11. defa düzenlediğimizi söylemiştim. Burada hem staj hem de direkt mezunsanız ve son sınıfsanız yeni mezun olarak aramıza katılabiliyorsunuz full time bir de pozisyona. Buradaki sürecimiz şu şekilde işliyor aslında. Aslında değerlendirme sürecine geçmeden önce şundan bahsetmek isterim. Yıldız Holding'in ajandasında olan dijitalleşmeden çok bahsettim. Dolayısıyla biz de bu dijitalleşmeyi genç yetenek programlarımızdaki bu değerlendirme süreçlerine de taşıdık aslında. Yaklaşık 2 yıldır zaten tüm değerlendirme aşamalarımızı online'a geçirdik. Online'ın dışında da farklı neler yapabiliyoruz, bunları araştırdık. Bu noktada bizim için şu yetkinlik çok önemliydi. Dijital yatkınlık. Herkesin bir yatkınlık seviyesi vardır farklı alanlara. Bizim için de hangi pozisyon, hangi departmanda olduğunuzu fark etmeksizin aslında önemsediğimiz şeylerden bir tanesi de bu dijital yatkınlık. Çünkü iş yapış şeklimiz tamamen dijitale dönüştü ve dijital araçları kullanarak bu noktaya geldiğimiz ve gelmek istediğimiz için bu araçları kullanabilme kapasitesi, buna uyum sağlayabilme veya işte işini yaparken hala geleneksel yöntemlerle mi yapıyorsun veya işte buna yenilik katmayı becerebiliyor musun? Dünyadaki trendleri bununla ilgili takip edebiliyor musun? Aslında bunları ölçmek istiyoruz. Tabii ki hiçbir iş hayatı deneyimi olmamış bir kişide bunu nasıl ölçümleyebilirsiniz derseniz aslında ölçümlenebiliyor. O yüzden biz burada deneyimden ziyade yatkınlığa bakıyoruz. Dijitalleşmeye yatkınlık diye bir araç koyduk süreçlerimizin bir tanesine. Bu test sayesinde bunu ölçümlemeye çalışıyoruz. Bununla birlikte klasik değerlendirme süreçlerimiz de devam ediyor tabii ki. İşte genel yetenek, İngilizce, sonrasında bahsettiğim dijital yatkınlık, aynı zamanda da bir vaka uygulaması. Tüm bu süreçlerden geçtikten sonra arkadaşlarımız olumlu havuzumuzda olup onlarla zaten insan kaynakları ekiplerimiz görüşmeler sağlıyor. Geçen sene yaklaşık 2 yıldır staj kurgumuzu pandemiyle birlikte değiştirmiştik. Hem gelişim hem de proje bazlı staj yapmaya başladık. Bu sene de benzer kurgularda devam ediyor olacağız. Aslında dijitalleşmeyle birlikte her zaman söylüyoruz, fırsat eşitliğini de aslında ortaya çıkartmış oldu dijitalleşme. Dolayısıyla hani farklı şehirlerde, farklı üniversitelerde okuyan ama işte Yıldız Holding'in İstanbul Çamlıca kampüsüne gelemeyecek olan arkadaşlarımızı da aslında dijital ortamda onları bu bünyeye dahil edip aslında bizlerden haberdar olmalarını ve bizim de onlardan haberdar olmamızı sağlayan bir sisteme geçtik dolayısıyla. Bundan dolayı çok mutluyuz. Yine benzer kurgularda devam ediyor olacağız. Tabii ki artık hibrit bir modele dönüştüğümüz için de özellikle yeni mezun iş alım pozisyonlarında normal çalışanların işte iş alım süreci nasılsa aynı şekilde o yeni mezun iş alımlarda da bunlar devam ediyor olacak. Dediğim gibi hem staj hem de yeni mezun olarak 2 farklı program bizi bu sene bekliyor. Ek olarak CAP Genç Yetenek Programı'nın dışında eş zamanlı yürüttüğümüz CAP IT Genç Yetenek Programımız var. Analitik Akademi kapsamında 2020 yılında bir genç yetenek programı daha hayata geçirmiştik. Bu da DataCAP'tı. Belki bilenleriniz vardır. Bu programla birlikte örnek veriyorum sadece data science alanında bir grup yeteneği aramıza katmıştık ve hala çok güzel işler başararak yollarına devam ediyorlar. Şimdi aynı şekilde sadece data science alanında değil, IT'nin farklı pozisyonlarında iş alım yapmak üzere böyle bir program oluşturduk. Bu programımız sadece 4. sınıf ve yeni mezun, yani mezun olmaya yakın ve mezun olmuş adaylarımıza yönelik bir program. Dolayısıyla her iki programında son başvuru tarihi 10 Nisan 2022. Hem kariyer.net'ten ve diğer bizim sosyal medyada paylaştığımız linkler üzerinden bu ilanlara başvurabilirsiniz. Sonrasında zaten başvuru süreci bittikten sonra değerlendirme sürecine geçmeden önce sizleri iletişimlerle bilgilendiriyor olacağız ve sonrasında hızlı bir şekilde hem staj programımız hem de yeni mezun görüşmelerimiz başlıyor olacak. Ek olarak sosyal medya hesaplarımızdan bahsetmiş derken hem Yıldız Holding'in LinkedIn sayfasını, Yıldız Kariyer'in hem Instagram ve Facebook sayfalarını da takip etmeyi
Takip etmenizi çok isteriz. Buradan da bizim taraftaki programların gelişimlerinden haberdar olabilirsiniz hızlı bir şekilde. Ben sunumumu yavaş yavaş kapatmak istiyorum. Soru cevap kısmına geçmek isterim eğer sizler için de uygunsa. Şöyle yaptım. Evet, kapandı sanıyorum. Evet, soruları görebiliyorum şu an. Hemen bir göz gezdireceğim. Soru 1. Sizce öğrencilik hayatı boyunca yapılan staj sayısı önemli midir? Yoksa uzun tek bir staj yapılması da yeterli midir? Bu aslında tamamen sizinle ilgili bir şey. Şöyle ki ne istediğinizi çok iyi biliyorsanız tek bir alanda staj yapmanız ve o staj süresinden sonra profesyonel hayata o alanda ilerlemeniz de mümkün ve mantıklı. Ama ne yapmak istediğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Bunu şirketlerin departmanlarını girerek deneyimledikten sonra karar vermek istiyor olabilirsiniz. Böyle bir durumda da tavsiyem kesinlikle birden fazla departmanda farklı farklı stajlar yapıyor olmanızdır. Ki bu çok son zamanlarda bizim de çok karşılaştığımız bir süreç aslında. Çünkü adaylara baktığımızda biz mesela yıllarda şöyle ilerliyoruz. İşte çalışmak istediğin veya staj yapmak istediğin ilk 3 departmanı bize söyler misin? Şimdi orada farklı farklı departmanlar zaten söyleniyor. Sonrasında örnek veriyorum, birinci tercihindeki departmana girdi ama işte bu süreçte yer alırken farklı departmanların neler yaptığını da ilgi duydu ve bir sonraki stajında örnek veriyorum pazarlamada yapmaya karar verdi. O kadar çok var ki. Dolayısıyla günün sonunda bu size hangi alanda ilerlemeniz gerektiğiyle ilgili birçok şirket sunumundan veya takip ettiğiniz birçok yöneticiden çok çok daha faydalı bir aşama aslında. Ama şey de var, tam olarak neyi yapmak istediğini bilen bir kitle de var. Onlar da mesela hani farklı farklı alanlarda staj yapmaları tabii ki onların lehine olur ama hani tek bir alanda da staj yapmaları hiçbir şekilde dezavantaj değil. Ben mesela öğrencilik hayatımdan bahsediyorum. İnsan kaynaklarını çok istediğim için direkt olarak işte üniversite birinci sınıftan itibaren bu alana girmiştim. O dönemde farklı hiçbir departmanı merak etmiyordum. Tabii sonrasında insan kaynaklarında full time bir pozisyonda çalışmaya başladıktan sonra aslında departmanların ne iş yaptığını çok iyi öğrendikten sonra da yavaş yavaş doğru bir yolda olduğumu hissettim ve uzun süredir de zaten bu alanda devam ediyorum. Diğer bir soruya geçmek istiyorum. Staj mülakatları için verebileceğiniz tavsiyeler, trikler var mı diye sormuşlar. Şöyle ki staj mülakatı dediğimiz olay aslında bahsettiğim gibi bütün o işte %80'lik bir süreç aslında online'da gerçekleşiyor artık biliyorsunuz. Farklı şirketlerin de süreçleri bu şekilde. Tabii ki bu noktada işte genel yetenek, İngilizce bunlar sizleri bir noktada diğer adaylardan öne geçirecek olan şeyler ve bunlar teknik kısımları işin. Bu süreçleri geçtikten sonra sizi diğer adaylardan ayrıştıracak olan şeyler nelerdir? Tabii ki burada karakteristik özellikleriniz giriyor ve dünyanın etrafının biraz farkında olmak. Yani dünya nereye gidiyor şu an, şirketler nasıl bir süreçlerin içerisinde? Ve şirketlerin ihtiyaçlarını, sizin ihtiyacınızı biraz bence dünyanın farkında olarak ve işte içinde bulunduğumuz ülkenin de işte sektöründe hangi firmayla görüşüyorsanız onların ihtiyaçlarını da biraz araştırarak bence öyle bir mülakata girmeniz her zaman bir fark yaratacaktır diye düşünüyorum. Çünkü her şirket kendi ihtiyacı olan ve kendi ihtiyaç içerisindeki ihtiyacı kapatabilmek adına bir yetenek arayışına giriyor aslında. Hani siz yeteneksiniz ama o şirket için olmayabilirsiniz belki de. Dolayısıyla zaten öncesinde de bunu bir araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Diğer bir soruya geçmek istiyorum. Üniversite okuduğum dönemde insan kaynakları yönetimi eğitimi aldım. Sertifikam var. Bundan sonra nasıl bir yol almam lazım? Şöyle ki birçok şirketin ilanlarına biliyorsunuz kariyer portallarından ulaşabiliyorsunuz. Başvuru yaparak işte veya o kişileri yöneticilerin ilanı yayınlayan kişilere ulaşarak veya şirketlere ulaşarak ön yazı yazarak ilerleyebilirsiniz. Aynı zamanda da staj programlarına dahil olabilirsiniz. Tabii ki bu noktada hani seviyenizi bilmediğim için yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ama dediğim gibi eğer hani genel bir bu alanda çalışma isteğiniz var ve örnek veriyorum dönüş alamama gibi problemler yaşıyorsanız belki de hani staj veya MT programları bunun için iyi bir fırsat olabilir. Çünkü gerçekten hani spesifik olarak size dönülmeyen bir pozisyonda örnek veriyorum hani MT programında o şirkete ve o departman organizasyonunun içerisine girmeniz bazen çok daha kolay olabiliyor.
Dolayısıyla bence fırsatları yakından takip edin derim ve özellikle bu sertifika veren kuruluşların, firmaların işte anlaşmalı olduğu şirketler var. Üniversitelerinde aynı zamanda firmaların kurslarında. Dolayısıyla onlar çok ciddi bir bağlantı oluşturabiliyorlar böyle bir süreçte. Bunları takip etmenizi öneriyorum. İzninizle diğer bir soruya geçmek isterim. Stajyerlerinize verdiğiniz eğitimlerden bahseder misiniz demişler. Şöyle ki konuşmamın başında Yıldız Holding'deki çalışanlara sunmuş olduğumuz olanaklardan bahsetmiştim. Özellikle gelişim programlarından. Tabii ki biz pandemiden önce zaten ajandamızda dijitalleşme çok yoğundu. O zaman başlamıştık zaten. Tüm gelişim programlarımızın odağında da dijitalleşme var bu arada. İsterseniz insan kaynaklarında çalışın, isterseniz üretimde, isterseniz pazarlamada. Dolayısıyla hani burada gelişim programlarının altında yatan şeylerden bir tanesi de nasıl dijitalleşiriz, işimizi nasıl dijital yaparız. Dolayısıyla bu eğitimler de aslında bunun etrafında artık şekillenmeye başladı. Tabii ki bunlar bir sonraki stepte hayatımıza vermeye çalıştığımız eğitimler. Bir organizasyona dahil olduğunuzda stajyerseniz veya yeni mezunsanız tabii ki oryantasyon süreci çok çok önemli. Bu oryantasyon sürecinde ilk olarak tabii ki şirket eğitimleri, şirketi anlatan ve işte bu organizasyona uyum sağlamanızı kolaylaştıracak eğitimler. Bunlar da nelerdir? Yani zorunlu eğitimlerden bahsetmiyorum. Her şirketin bir değerleri vardır, kültür yapısı vardır. Bu değerlere göre oluşturduğumuz eğitim setleri var bizim kendi içimizde. Örnek veriyorum, müşteri, işte takım arkadaşı, yönetici. Bunlar bizim için çok çok önemli değerlerdir. Yani bu noktada işte nasıl çalışmak, nasıl onlarla iletişim kurmak gerekiyor. Performans odaklı bir şirket olduğumuz için örnek veriyorum, performansla ilgili setlerimiz var. Dolayısıyla biz hem stajyerlerimize hem de yeni mezun olarak işe aldığımız yeteneklerimizi öncelikle bu eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimleri verdikten sonra örnek veriyorum işte 6 ay, 1 sene içerisinde zaten o işi yapıyorsunuz. O işi yaparken eksikleriniz ortaya çıkıyor. Siz kendi gelişim alanlarınızı görüyorsunuz. Aynı zamanda yöneticiniz de sizin kendi gelişim alanlarınızla ilgili feedbackler veriyor. Bunlarla birlikte de işte başvurduğumuz bazı uzman kaynaklar var. İşte birçok jenerik olan firmalarla çalışıyoruz. Bunların şimdi isimlerini saymam doğru olmaz ama burada tek bir çözümle tüm çalışanların ihtiyaçlarını karşılamaktan ziyade kişiselleştirilmiş eğitim çözümleriyle, eğitim programlarıyla aslında onlara bunları vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla burada kişi bazlı bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. İngilizce testinde hangi seviye ve üstü adayları alıyorsunuz? Bu her sene değişebiliyor. Dolayısıyla şu an hani bunu söylemem çok doğru olmayabilir. Neden değişiyor diyeceksiniz. Şimdi her sene başvuran sayısı, başvuran kitlesi ve her sene aynı sınavları yapmıyoruz bu arada. Dolayısıyla hani biz de kendimizi değiştiriyoruz ve sorduğumuz soruları da değiştiriyoruz. Şimdi değiştirdiğimiz soru ortalamasına göre bir ortalama çıkıyor sonuçlarla birlikte. Örnek veriyorum, geçen sene bu 50 ise bu sene 60 olabilir, 60 ise 70 olabilir. Örnek, bu ortalamanın aslında ortalama cevapların bize vermiş olduğu datadan yola çıktığımız bir baraj sistemi. O yüzden şu an zaten değerlendirme sürecine girmediğimiz için hani böyle bir şeyin rakamını vermem çok da doğru olmayabilir. Sadece İstanbul'da mı staj yapılabiliyor? Hayır. Şöyle ki Yıldız Holding'in birçok Türkiye'nin ilinde hatta yurt dışında birçok lokasyonu var bildiğiniz gibi. Özellikle fabrikalarda İstanbul dışında da birçok ilimizde bu imkanı sağlıyoruz. Tabii ki fiziksel sağladığımız imkanla işte dijitalde sağladığımız imkan arasında fark var. Dijitalde çok daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. Zaten konuşmanın başında bundan bahsetmiştim. Staj süreçlerinde dijitali taşıdığımız için aslında bu eşitsizlik ortadan kalkmış oldu. Dediğim gibi farklı şehirlerde, farklı üniversitelerde okuyorsanız ve hani oradan staj programına dahil olmak istiyorsanız ve zaten size sunulan bu değerlendirme süreçlerini başarıyla tamamlayıp son noktaya geldiyseniz tabii ki değerlendiriyoruz sizleri. Dolayısıyla sadece İstanbul değil, hem dijitalde hem de farklı şehirlerimizdeki üretim tesislerinde de staj yapabiliyorsunuz. Hangi departmanlarda çalışabilme imkanımız var demişsiniz. Aslında çok fazla. Sadece Yıldız Holding olarak bu konuşmayı yapmıyoruz ve hani Yıldız Holding'in birçok şirketi var. Sizlere slide'da da gösterdiğim üzere.
bu şirketlerin her departmanında biz aslında genç yetenek hem staj hem de yeni mezun alımları için uğraşıyoruz. Ya yani uğraşıyoruzdan kastım burada bir çalışma var ve her departmana bu imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bir şirkette olabilecek pazarlama, finans, insan kaynakları, Ar-Ge, üretim, proje tarafı, proje alanları var biliyorsunuz şirketlerde. Bunların dışında hukuk vesaire yani aklıma şu an gelmiyor ama hani olabildiğince özel sektörde olan bütün departmanları kendi içimizde barındırdığımız için her alanda okuduğunuz alanda veya çalışmak istediğiniz her alanda böyle bir fırsat olanağı tanıyoruz. Zaten hem stajda hem de yeni mezun kurgusunda öncelikli olarak nerede staj yapmak istediğinizi veya nerede çalışmak istediğinizi soruyoruz ve buna göre zaten aksiyonlarımızı alıyoruz. Diğer bir soruya geçmek istiyorum. Zamanımın da azaldığını görüyorum şu an. Dijital pazarlama alanında kariyer yapmak istiyorum. Bu pozisyon için staj programınızda yer var mıdır? Elbette var. Şimdi artık pazarlama dediğimiz olay offline ve online olmak üzere çok uzun süredir ikiye ayrılmış vaziyette. Bu tarafta çok fazla markamız var biliyorsunuz ve bu markaların hani sadece offline değil, online'da da çok fazla işler yaptığını eğer sayfalarımızı takip ediyorsanız zaten göreceksiniz. Dolayısıyla bu kısım dijital pazarlamaya daha fazla ağırlık verilen bir alan. Dolayısıyla örnek veriyorum, pazarlama ile ilgili bir iş yapacaksınız ve pazarlama alanında çalışacaksınız staj veya yeni mezun olarak. Zaten dijital pazarlamayı aynı zamanda geleneksel taraftaki offline pazarlama stratejilerini de çok iyi öğrenebileceğinizi ve bu işin her iki tarafından da yapıldığını bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla her markamız için bu dijital pazarlama alanı mümkün, kariyer yapma fırsatınız mümkün. Hatta hani sadece marka alanında düşünmeyin. Bizim Ventures tarafındaki girişim şirketlerimiz zaten ağırlıklı e-ticaret üzerinde çalıştığı için mesela orada da ağırlıklı olarak pazarlama tamamen dijital pazarlama ve e-ticaret üzerinden yürüyor. Dolayısıyla oradaki fırsatları da zaten hem staj kurgusunda hem de yeni mezun iş alımında sizlere sunuyoruz. Ama ek olarak tavsiyem bunları sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeniz yönünde olacaktır. Sürem bitti. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Ben çok memnun oldum. Bir sonraki buluşmada tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.